konferanslarınızda toplu saboteye ya da provokasyona uğruyorsunuz. Sert tepkilerle karşılaşıyorsunuz. Bilhassa Müslüman cemaatler arasında bu tepkiyi görüyorsunuz. Ben hemen işte bunu sormak istiyorum. Yani böyle bir yazar, böyle bir yazar konumunda olmak, Türkiye'de pek az bir yazar konumuna sahipsiniz bu yönüyle. Yani çok sert tepkilere yol açıyorsunuz. Belki de iş bu idare-i maslahatçı olmadığınızdan mı kaynaklanıyor? Yani acaba halk nedir? Ben Müslümanların tepkisini alır mıyım? Endişesi taşımadığınızdan mı bu oluyor? Yani bildiğiniz doğruları hiç bir şey taşımadan mı? Şimdi efendim biz çok teşekkür ederim. Gerçekten çok önemli bir konuya temas ettiniz. İnsanlar her şeyi düşünürken veya yaparken yani işlerken mutlaka bir takım hesaplar yaparlar. Ama zayıf yapar, ama isabetsiz yapar, tutturamaz. Ama yapılması gereken yerle hesap yapar, ama yapılmaması gereken, kale alınmayacak yerle olsun hesap yapar. Fakat herkes bir işin hesabını yapar. Hırsız yapacağı hırsızlığın hesabını yapar. En azından çalacağı, kaldıracağı malı satıp ne yapacak, nereye kullanacaktır, bunun hesabını yapar. İşte yakalanırsa ne olur, ne der, nasıl kaçar, nasıl eder, mahkemeden, karakolda nasıl ifade eder, bunun hesabını yapar. Yani hesap yapmak insanların işi. Ama çok azı isabetle hesap yapıyor, çok azı kendisi, asıl kendisiyle hesap yapılması gereken yerine yapıyor, hiç yapılmasa da olur yerlere daha çok yapıyor. Mesela eğer insanlar çekinecekse, korkacaksa, sayacaksa, sevecekse, çekinilmeye, korkulmaya, kaçınılmaya, sevilmeye en müstahak olandan çekinmeli, en müstahak olandan korkmalı, en müstahak olanı sevmeli, onu saymalı değil mi? O yüzden Allah insanların levminden, çekiştirmesinden korkma, korkulmaya Allah daha layık değil mi buyuruyor. Gerçekten insanlar zayıf. Peygamber de olsa bir insan. O da düşünüyor, ben böyle yapmam karşısında bir toplum böyle hop oturup hop kalkıyor, ben ne yapacağım, onlarla bu işimi nasıl yapacağım. Anlaşılıyor ki pek yapılabilecek gibi değil. Yani endişelerine kapılıyor. Allah-u Teala onlara serinlik vermek, güven vermek için diyor ki ben varım senin arkanda, ya sen devam et. Sen doğruyu yapıyorsun. Benim ben hakkım, Allah'ım ben, sana da bildirdiğim hak. Benden şeyler. Dolayısıyla sen bunu yapma beraber. İnsanlar sana ne der? Hiç umursamaz. Yeter ki sen yaptığın şeyi doğru yap, bir güzellikle yap, güzel bir şekilde. Tabii bu asıldır İslam'da. Ama Müslümanlar İslam'ı ters yüz ettikten bu yana, altın üstüne getirdikten bu yana ne hikmetse Allah'la hesap yapacakları yer. Yapacakları hesabı Allah'la tutturmaları gerektiği halde yok devletle tutturmaya kalkıyor, el alem ne derle tutuyor, ulema ne der, Müslümanlar ne der, nurcular ne der, nursuzlar ne der, filanlar ne der, Malatyalılar ne der, Ankaralılar, yahu Allah'ın yanında bunların esamisi okunur. Öyle. Kim bunlar? Sonuçta Allah'ın yarattıkları, tahkir için söylemiyorum. Yani Allah'ın yanında hakikaten adı okunacak, sayılacak varlıklar bunlar değil. Eğer sayacaksanız gerçekten sayılacak durumdaki, sayılacak gerçeğe sahip olan, o gerçekliği taşıyan Allah'ı sayın.